Herkese merhaba. Geçtiğimiz günlerde freze tezgahımız için almış olduğum bu mini divizör için bir tane sabit punto projesi geliştirdim. Onun yapımını inceleyeceğiz. YouTube'un imkanlarından faydalanarak kanalıma destek olursanız, ayrıca kanalımın Instagram hesabını takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Ben projeyi stoğumdaki malzemelerle yapmayı tercih ettim. Gerçekten çok güzel oldu. Bu projede de daha önceki projelerde olduğu gibi hem freze tezgahını hem de torna tezgahını farklı kullanım senaryolarını görmüş olacaksınız. Ben tezgahlarımın izin verdiği ölçüde olabildiğince hassas çalışmaya özen gösterdim bu projede. Bu tip projelerde fazlasıyla hassas davranmak gerekiyor. Çünkü burada yapacağınız bir hata ondan sonra takımı kullanırken aldığınız ölçünün tamamen kaymasına neden olabilir. Dolayısıyla bu tip bir enstrüman geliştirecekseniz siz de olabildiğince hassas çalışmaya çalışın. Benim için sonuç gayet başarılı. Punto deliği ile sabit punto tam olarak birbirinin içine geçiyor. Bu da benim projelerim için gayet yeterli. Bu proje için söyleyecek fazla bir şey yok. Video bence gayet anlaşılır oldu. Gelin şimdi derseniz videoyu izleyelim. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlardan sormayı ihmal etmeyin. Ben bildiğiniz üzere bütün yorumlara cevap vermeye çalışıyorum. Yeni freze sabit puntası atölyemize hayırlı olsun. Thank you.
verdim. Normalde mermer olan yerlere ben kendim de zaten derlek Gördüğünüz gibi ben montajı bitirdim. Kovanı ana gövdeye kaynakladım. Ana gövdenin ayağı da tablaya iki tane cıvatayla tutturuluyor. Ben burada projeye gelişirken bir hata yaptım. Burada gördüğünüz gibi onluk imbus cıvatalar kullandım. Ancak birazcık fazla uzun olduğu için anahtar maalesef bunun içine girmiyor. Bunları alt köşe cıvatalara değiştirerek açık ağızlı anahtarlarla bunu sökme takma işlemini gerçekleştireceğim. Onun haricinde gayet sorunsuz oldu. Kullandığım sabit punta çok uzundu. Maalesef bunun dörtte birini kısaltmak zorunda kaldım. Ardından arkasını elimden geldiği kadar taşıyarak düzelttim. Kovan boyu yaklaşık 25 mm kadar içeri girip çıkabiliyor. Bu da fazlasıyla çalışma kolaylığı sağlıyor. 2 metre 2 kovan. Gördüğünüz gibi bunun içinde avare dönüyor. Kendi cazibesiyle arkadaki cıvatanın sürtünmesiyle ileri geri hareket ediyor bu. Belki ilerleyen dönemde bunun iki tarafına frezeyle düzeltme işlemi yaparak iki ağızlı anahtarla tutma imkanına sahip olabiliriz. Bence gayet güzel oldu.